Merhaba yarışseverler. severler. 16 Ekim 2019 Çarşamba gündüz İstanbul koşu yine karşınızdayız. İstanbul'da bugün 8 koşu var. 6'lı 3. koşudan başlıyor. Altılı nikaya 4 Arapların 2400 sentezinde koşulacak. Handikap 24 yarışı. Uzun mesafede ilk şansı ben 50 kiloluk bomba sükreti çok şanslı olmasını beklediğim 11 numaralı Afacan'a vermek istiyorum. Son yarışında 60 kilo ile bugünkü Joka'yı Hışman Çizik İdaresi'nde sağdan ikincilikle ayrılmıştı. Bugün 10 kilo hafiflemiş olması sebebiyle ilk yazacak isim bence kuponlara 11 numaralı Afacan olsun. Bugün Afacansız kupon yapmayın. Bence en şanslı isim 11 numaralı Afacan. Puanının da sonlarında kalmış bir isim. Sürpriz bir isim. Altılıyı ilk ayaktan 11 numara Afacan'la getirirlerse altılıyı para yaparlar. Siz de muhakkak Afacansız kupon yapmayın derim sizlere. Mesafe uzadıkça daha başarılı koşan yetenekli aprantisi Mertcan Çelik İdaresi'nde çok iyi uyum sağlayan 8 numaralı Sinanlı. Bomba bir isim ama benim ikinci atım. Bu at mesafe uzadıkça daha iyi koşuyor. Bugün çok iyi koşmasını bekliyorum. Mertcan Çelik ile 8 numaralı Sinanlı. Güzel bir Ganyan'la gelir gelirse altılıları para yapar aynı Afacan gibi. O yüzden kuponlarımızın ikinci ismi muhakkak 8 numaralı Sinanlı olsun. Bu iki ismi ben birbirinden ayıramadım. Siz de ayırmayın. Üçüncü ve son atımda yine uzunda sentetikte güzel koşular çıkartan Özcan Yıldırım idaresindeki 4 numaralı Özekan. Ben altılımın ilk ayağını 11 numaralı Afacan hafif kilosuyla 8 numaralı Sinanlı uzunda daha iyi koştuğu için ve 4 numaralı Özekan'ı yazıp altılımın ilk ayağını 3 atla geçmek istiyorum. Altılımın ikinci ayağı 3 yaşlı Arapların handikap 14200 sentetikle devam ediyor. Yarış hayatına İstanbul'da 1200 sentetikte 123 gibi güzel bir dereceyle ikincilikle başlayan ve son koşusunda Kocaeli'nde 1200 kumda şartlı 5 koşuda 1.23'ünü altına indirip formunu yükselttiğini gördüğümüz 1 numaralı belalı tumbul. Son yarışındaki iyi uyum sağdığı pilotu Mahsun Demirbaş'la benim favorimdir. Sizde kuponlarınıza bugün yazacak ilk isim 1 numaralı belalı tumbul olsun sakın ihmal etmeyin derim. İlk rakibi Gökhan Gökçe ile start alacak olan 4 numaralı Cömertoğlu. Benim ikinci atım. Cömertoğlu son koşuda çok tutmuştum. Beni yanılttı. Bu koşusunda da tutuyorum. İkinci atım 4 numaralı Cömert Bugün güzel koşacak. Son koşusunda ölçü almadığım, sentrikte bir başka koşan 6 numaralı Sarrafşah. Furkan Yüksel ile benim üçüncü atım. Bu koşuya bu 3 at yeterli olur görüşündeyim. İlk ayak gibi ikinci ayağımı da 3 atla geçmek istiyorum. 1 numaralı Belalı Tumbur, 4 numaralı Cömert ve 6 numaralı Sarrafşah'ı yazıp 3. ayağımıza geçelim. 3. ayağımız 3 Çukur İngilizlerin kısa vade 8 2400 Çin koşusu bir numaralı Dombra ve 2 numaralı Stallion Falcon statla birlikte liderlik için kapışacakları bu koşuda ikisi de kafacı, ikisi de ısrarcı. Koşu yüksek tempolarda gidecek. Son virajı dönülüp düzlüğe çıkıldığında bu iki isim hala önde olacak. Ama hızlı gidecek bu yarışta düzlükte güçleri tükenecek bence. İşte tam da bu anda devreye sprinter yapısıyla suya sabuna dokunmadan buralara kadar gelen ve son 200'de çok kuvvetli gelip öndeki rakiplerini bastırıp geçmesini beklediğim 4 numaralı Hosli son metrelerde yalnız girecektir. Huyunu suyunu çok iyi bilen pilotu Mahsun Demirbaş'la zamanında yürüyüp koşuyu kazanmasını bekliyorum. Ben 4 numaralı Hosli'yi tek atamadım ama favorim ilk atım 4 numaralı Hosli tek bile olur. Çünkü eğer koşudan 1 numara Dombura çıkarsa 2 numaralı Stallion Falcon önde yalnız kalacağı için kendi temposuyla koşup koşuyu kazanabilir. O zaman mutlaka değerlendirmemiz gerekecek. Ben işimi garantiye alıp altılımın 3. yanım 4 numaralı Hosli'yi tek tutmama rağmen yanına 2 numaralı Stallion Falcon'u yazıp 2 atla geçip işimi garantiye almak istiyorum. Altılımızın 4. aya 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade 8 6 fer koşusu 1500 cm'de koşacak. 110 günlük ara vermiş olmasına rağmen galoplarında muhteşem işler gerçekleştiren 1 numaralı Kızıl Tüy. Son kazandığı grup 3 koşudaki Jokey Gökhan Gökçe idaresinde sevdiği pis ve mesafede koşuyu kazanmaya en yakın isimdir. Eğer bu bir numaralı kızıl tüy 110 günlük arası olmasaydı ben tek atardım. Ama verdiği aradan etkilenebileceğini düşünüyorum. O yüzden yanına iki tane rakip yazmak istiyorum. Özcan Yıldırım'la 3 numaralı Grasov ve Halis Kıratlaş'la 4 numaralı Jack Sparrow. Bu üç ismi yazarak dördüncü ayağımızı rahat bir şekilde izleyebiliriz. Bu önce bu üç ismin dışına çıkmaz. Burada başka at aramaya yazmaya gerek yok. Ben altılımın dördüncü ayağını bir numaralı kızıl tüy, üç numaralı Grasov ve 4 numaralı Jack Sparrow'u yazıp üç atla geçmek istiyorum. Altılımızın beşinci ayağı iki yaşlı İngilizlerin Maiden in 1500 cm'de devam ediyor. Son koşusunu 1200 cm'de virajı 8. sırada dönmesine rağmen en dış kulvardan adeta uçarak gelen, koşuyu ikinci tamamlayan, üstünde o gün için Halis Kardeş vardı. Bugün 300 metre uzayan mesafede çok daha iyi sprint atacağına inanmış olsa gerek ki tekrar Halis Kardeş tercih etmiş. 12 numaralı Uğurhan. Yine bugün virajı gerilerde dönüp en dış kulvardan da spikere 12 numaralı Uğurhan koptu geliyor dedirtecek diye düşünüyorum. Koşuyu da kazanacaktır. Benim bugünkü banko adayım 12 numaralı Uğurhan. Karataş bir taya iki kez biniyorsa o tayda mutlaka bir ışık görmüştür. O yüzden bugün ikinci bankom. E, tabi biz 4 numaralı hostliği tek atmadık. İlk çıkarttığım kuponda 4 numaralı hostliğim tekti benim. Yanına Stalin Falcon'u yazıp işimizi garanti aldık 3. ayakta. Bu ayakta da günün bankosu 12 numaralı Uğurhan. 12 numaralı Uğurhan bugün en düşük kulvardan kopacak gelecek. İlk yarışında muhteşem koştu bu at. Bence 1500'de çok daha rahat bu koşuyu kazanır. Blok iplerini geride bırakır. galoplarda fena değil. O yüzden 12 numaralı Uğurhan günün bankosu. Son ayağa geldiğimiz zaman 3 çukarı İngilizlerin Handicap 16600 çim koşusu. Son eriyor. 50 kiloluk hafif sikletiyle kendisini çok iyi tanıyan Jokey'i Ali Kaçmaz İtalya'sında piste çıkacak. 11 numaralı Longstar. Son yarışlarında gösterdiği performans ile düzlükte yapacağı etkili ataklarla ile koşuyu en önde bitirmesini beklediğim isimdir. Bu at korkusuz bir at. Hiç korkmadan iki atın arasına girip çıkabiliyor. Bugün yine sonlarda aralardan çıkarak kendisine yol bulup koşuyu kazanabilir. İlk at olarak biz 11 numara Long Star'ı kuponlarımıza şartlayalım. Halis Galatas tercihiyle ile kendisinin şansını çok arttıran 3 numaralı Derin Diyar. İkinci şanslı isimdir. Kuponlarımızın ikinci atı olsun. 3 numaralı derin yer Halis Kartaşlı. Kurt Tekirüsü'nün el bebek gül bebek baktığı iki numaralı Naçar. Apranti indirimiyle kilo vermiş. Puanlı da çok gerilerde kalmış bir isim olsa da sakın ihmal etmeyin derim. 2 numaralı Naçar. Sonunda bombayı patlatabilir. Üçüncü at olarak kuponlarımıza iki numaralı naçalı muhakkak yazalım. İhmal etmeyin iki numaralı naçalı derim ben sizlere son ayakta başka bir bomba isim. Sonlarda deli sprint atıp kopup gelen 4 numaralı Rey. Muhteşem bir sprinti var bu atın. Son koşuları kötü olmasına rağmen ben bu atı ısrarla yazıyorum. Bugün yine Rey'i yazmadan kupon yapmam. 4. ve son atımda benim bugün çok güzel sprintle kopup gelen 4 numaralı Rey'i yazıp noktayı koymak istiyorum. Ben altılımın dördün, son ayağını 11 numaralı Longstar, 3 numaralı Derin Diyar, 2 numaralı Naçal ve 4 numaralı Rey yazıp 4 hatta geçmek istiyorum. Altılı şablonumuza baktığımız zaman ilk ayağımız 3 at, ikinci ayağımız 3 at, üçüncü ayağımız 2 at, dördüncü ayağımız 3 at, beşinci ayağımız tek, son ayağımızda 4 at yazdığımız zaman bugün altılımız 15 TL. Bugün İstanbul'dan sizlere 15 TL'lik bir kupon çıkarttım. İlk çıkarttığım kuponda 3. ayakta 4 numaralı Hostek'ti. Altılım 7,5 liraydı. O yüzden hostinin yanına 2 numara stalin farkını yazıp işimi garantiye aldım. 6'lı kuponum 15 TL oldu. Herkese bol şanslar. Çok kazançlı bir gün geçirmenize. Hoşçakalın.